Odak noktasıyla yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Yurtta ve dünyada öne çıkan gelişmeleri, dünya manşetlerini paylaştık. Şimdi yine ülkeyi ve aynı zamanda bölgeyi ilgilendiren konularla beraber karşınızda olacağız. Programımızın bu bölümünde Milliyet Gazetesi Kıbrıs temsilcisi Sefa Karahasan'ı ağırlıyoruz. Kendisine gündeme ilişkin soruları soracağız. O da bizler için yanıtlayacak. Öncelikle hoş geldin Sefa. Hoş buldum sevgili Mert. Çok teşekkür ederim. Senin programında olmak güzel. Teşekkür ederiz. Bu arada yani yeni görevinde, yani buradaki görevin sözlü olarak söylemiştik ama ekranlardan da tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz bu yorumunuz için ve programımıza katıldığınız için. Ekranlar yakışan isminin programında olmak güzel. Çok teşekkür ederim bu samimi yorumun için. İstersen öncelikle bugün gerçekten dikkat çeken önemli bir gelişme, önemli bir haber Diyalog gazetesinin manşetine yansıyan uzmanlar endişeli manşetiyle paylaşılmış. Aslında evet ekonomik göstergeler ne yazık ki son yıllarda giderek kötüyü gösteriyor. İyi gösterdiğini söylemek mümkün değil. Türkiye'de ekonomik gelişmelerle beraber bizdeki olumsuz gelişmelerin ilginç bir yansıması bugün haber edilmiş manşette. Yani maaşlar eşitleniyor. Giderek evet maaşların eşitlendiği, ülkedeki alım gücünün azalırken Türkiye'deki gelişen ekonomiyle beraber rakamların artışıyla beraber bunun ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getirebileceğine işaret edilmiş. Sen nasıl okudun haberi, nasıl yorumluyorsun? Vallahi Diyalog gazetesi herhalde son bir haftadır hep eşitlenme üzerine gidiyor. Mesela boşanmalar ve evlilik de eşitlenmeyle ilgili evet, bir haberi vardı ilginç manşeti. İlginç bir manşetti. Şimdi de eşitlenme üzerine gidiliyor. Aslında ikisi de çok büyük bir sorun. Yani çok çok büyük bir sorun ülkenin sorunu noktasında. Yani mesela bu maaşların eşitlenmesi konusunda en büyük sorumluluk ne yazık ki bu ülkeyi yönetenlerdedir. Yani bu şu anki iktidar olarak algılanmaması gerekir. Bu ülkeyi bugüne kadar kim yönettiyse ve bu maaşların düzensizliğine sebep olan kim varsa, bunun altına imza atan kim varsa en büyük sorumluları onlardır diye düşünüyorum. Çünkü mesela bir paket yapılıyor sevgili Mert, Türkiye ile veya Türkiye ile görüşmeler yapılıyor. Kıbrıs'taki, Kuzey Kıbrıs'taki gerçekleri karşı tarafa anlatmıyorlar. Anlatmayan bir sistem var. Yani Türkiye ile oturduğumuz zaman masaya mesela bu maaşlar sorunu diyelim ki yeni düzenlemelerle birlikte bu maaşlar bu şekilde oldu. Ulusal Birlik Partisi iktidarı döneminde oldu bu. Şu anda Ulusal Birlik Partisi döneminde bu maaşlarla ilgili bu durumla ilgili altına imza atanlara şimdi sorsanız sırf Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni eleştirmek için şunu diyebilirler. Evet değiştirilmeli. Türkiye'deki maaşlarla bizim maaşlar çok aynı seviyede kaldı diyebilirler. Ama ne yazık ki görevde oldukları zaman bu yapılmıyor. Bu Kuzey Kıbrıs'a has bir özellik. Yani ben dünyanın hiçbir yerinde daha görmedim. Yani kendi ülkesi için bir şey isterseniz ve kendi ülkenin görüşmelerini, toplantılarını yaparken bu konulara hiçbir zaman değinilmedi, hep es geçildi. Yani sırf Türkiye'den belli bir kaynak gelsin diyen Kuzey Kıbrıs'ın gerçeklerini Türkiye'ye anlatamadılar, anlatmadılar. Anlatmamanın sonucunda da Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki maaşlar neredeyse eşitlendi. Spot üst başlık doğru. Uzmanlar da endişeli. Uzmanların endişeli olmasına gerek kalmadan gerçekten çalışanlar da endişeli durumda diyebiliriz. Yani düşünün yani Türkiye'de bir öğretmenin aldığı maaşla, polisin aldığı maaşla neredeyse buradaki şartlar aynı. Ama Türkiye'deki sosyal hayattaki fiyatları baktığınız zaman buradaki fiyatlarla arasında uçurumlar var. Bunları göz ardı etmeden ne yazık ki bizi yönetiyorlar. Şuna yani nasıl böyle bakıyorsun? Yönetiyorlar. Bir de hükümetin vatandaşlıkla ilgili bir değişik bir politikası var. Burada en çok tabii ki yurt dışından gelen işçilerin ülkedeki işsizlik oranlarını, yerli evet. işsizlik oranlarına bir olumsuz etkisi olduğu şeklinde bunu baz alarak bazı uygulamalara gidiliyor. Bu konuyla ilgili çalışmalar var ve her geçen gün ilgili yasa tasarısıyla ilgili olarak farklı ve dikkat çekici yorumlar da beraberinde geliyor. Şimdi şöyle bir durum var. Amaç biliyorsun özellikle çalışma evet. izninin biraz daha zorlaştırılması. Zira yerli iş gücünün daha doğrusu yerli işsizlik rakamlarının azaltılması gibi bir politikaya evet. hizmet edecek galiba. Ama şöyle bir durum var. Türkiye'de hem paranın alım gücü hem de maaşların yüksekliği
eşitlenmiş ve bazı mesela alanlardaysa buradaki rakamları çoktan geçmiş durumda. Böyle bir durumda zaten doğal olarak tersine bir göç söz konusu şu an itibariyle. Yani yurt dışından daha önce gelip bu ülkede çalışanlar geri döndüğü gibi bu ülkedeki insanlar da yurt dışına gidiyorlar. Bu da ayrı bir konu. Şimdi bu bir tezatlık yaratmıyor mu? Bu nasıl yorumlarsın? Yani şimdi senin dediğin konuyla ilgili yorum yapmak gerekirse amaç çalışma izinlerini düzene sokmak veya belli bir seviyeye getirmek mi, bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ülkede üçüncü ülkelerden gelen çalışan sayısı arttı. Amaç ne biliyor musun sevgili Mert? Bu ülkede ne kaçak işçi sorunu var, ne bir başka sorun var. Şimdi bunu nereden çıkarttın sefa demesinler. Bu ülkede kaçak işçi çalışıyorsa kaçak işçi çalıştıranlar ya siyasetçidir, ya iş adamıdır, ya bu ülkenin önde gelenlerinden biridir. Zamanında Çalışma Bakanı kaçak işçi çalıştırıyorsa bu ülkede ve ne yazık ki şu anda Türkiye'den gelen, mesela Türkiye'den gelsin diyen insanlar gerçekten şey yapacaklar, zaman gelecek. Türkiye'den işçi gelmesi için hükümetlere baskı yapacaklar. Çünkü öyle bir sistem yarattılar ki 500 euroya, 400 euroya Filipinler'den, Bangladeş'ten, şuradan buradan insanları getiriyorlar, sömürüyorlar. Ya peki bir şey söyleyeceğim. Ya bu ülkede emekten bahsedenler, haktan, hukuktan bahsedenler, televizyon ekranlarına çıkıp topluma etik dersi verenlerin bunu yapmasına ne demeli? Şimdi meclise çıkıp mecliste kaçak işçi sorunu, işçilerin haklarının bahsedenlerin evlerinde 500 euroya kaçak işçi çalıştırması veya yatırımlarını yapmamasına ne demeli? İki yüzlülük diz boyu. O nedenle mesela bu şeye girdin ya, bu çalışma izni, vatandaşlık. Yani hep bekleniyor. Şimdi ne olacak biliyor musun? Bu yasa geçmeyecek. Bu yasa ne zaman gelecekti vatandaşlıkla ilgili yasa meclise? Eylül veya Kasım veya Aralık veya Ekim veya ben sayıyorum geri hep. Yazın işte neredeyse Ağustos veya gelecekti ama gelmiyor. Niye? Şimdi bir ay sonra veya 15 gün sonra diyelim seçim yasakları girer. Bu iş seçimlerden sonra kalır. Bir yıl daha kazanmış olur iktidar partisi. Yani zaten bu ülkede yani tamam güzel bir şey yapılsın ama bunu toplumu dalga geçerek, çalışanlarla dalga geçerek yapmamakta fayda var. Ve bir de vatandaşlıklar konusunda insanların duygularıyla oynamamakta fayda var. Yani insanları rencide edecek tavırlar içine girmemekte fayda var. Bunu eğer siz Avrupa Birliği vatandaşıyız, Avrupa Birliği'nin kurallarını uyguluyoruz diye yaparsanız, Avrupa Birliği'nin kurallarını keşke bu ülkede uygulasalar. Avrupa Birliği'nin kurallarını bu ülkede uygulanmamasının önüne de engel olacak kişilerdir şu anda Avrupa Birliği kurallarını uyguluyoruz diyenler veya bu konuda açıklama yapanlar. Siz düşünün, Türkiye'ye gidiyorsunuz, Türkiye'nin önüne Kuzey Kıbrıs'ın şartlarını, olanaklarını koymuyorsunuz, maaşları eşitliyorsunuz, ondan sonra da sürekli açıklama üstüne açıklama yapıyorsunuz. Siz düşünün, göç yasası diyen bir yasayı geçiriyorsunuz Ulusal Birlik Partisi iktidarı zamanında. Ve o dönemde Cumhuriyetçi Türk Partisi çok şiddetli eylemler yapıyor. Kıbrıs Türk Gençliği sokaklar, Kıbrıs Türk Gençliği adayı terk ediyor, ülkeyi terk ediyor diyor. Roller değişiyor, Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidar oluyor. Şimdi yasanın değişmemesi için mücadele eden Cumhuriyetçi Türk Partisi, yasanın değişmesi için mücadele eden de yasayı geçiren Ulusal Birlik Partisi. Yani bu ülkede toplumun çıkarına bir atılan adımlar yok. Bu ülkede sırf partilerin kendi çıkarları, mekanizmaları, statikoları sürsün diyen atılan adımlar var. Bu ülkede kıta sahanlı anlaşmasına zamanında Cumhuriyetçi Türk Partisi karşı çıkıyordu. Bunu şundan söylüyorum. Bazı milletvekilleri Facebook'ta, Twitter'da çıkıyor işte bunlarla ilgili Barbaros gemisi geldiği zaman böyle şeylik yapıyor, efelik yapıyor. Ama meclise geldiğin zaman meclise o anlaşmanın değiştirilmesi için hiçbir adım atamıyorsun ve hiçbir önerge vermiyorsun. Ama nedir? Facebook'ta, Twitter'da şeylik yapıyorsun, efelik yapıyorsun, popülizm yapıyorsun. Toplum bu şekilde yönetilmeye çalışıyor. Ne yazık ki bazı milletvekilleri de toplumda hayal kırıklığı yarattı sevgili Mert. Yani neden hayal kırıklığı yaptı? Hep popülist davrandıkları için, hep popülizme hizmet ettikleri için. Yani ülke popülizm üzerine yürütülüyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeceğim sevgili Mert. Güney Kıbrıs'ta EDEK'in milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Fideyis Serikas.
BAF'ta bir yolsuzluk iddiası vardı. O nedenle Yüksek Mahkeme dokunulmazlığı kaldırdı. Bu ülkede milyonlarca dolarlık, TL'lik yolsuzluk, rüşvet olayları var. Başsavcılığa giden dosyalar var. Yolsuzlukla ilgili Başbakanlık Denetleme Kurulu'na giden dosyalar var. Nerede akıbeti? Akıbetini soran var mı? BAF'ta olay patlak verdi. 6 ayda çözdü Rum tarafı. 6 ayda her şeyi temizledi. Neredeydi 6 ay? Daha fazla sürmedi. Ama Kuzey Kıbrıs'a yıllardır UBP gelir, ben CTP'nin yolsuzluklarının hesabını soracağım der. CTP gelir, ben UBP'nin yolsuzluklarını soracağım der. Ama hepsi kapanır gider. Yani hepsi bir paket halinde, hiç kimseye dokunulmaz. Artı düşünün, Güney Kıbrıs'ta vergi borcu olan 50 tane iş adamı ve şirketin isimleri yayınlandı. Yüksek borçları olan, topluma ifşa edildi. Bunu bu ülkede yapabilecek bir güç, irade var mı? Bizde vergi affından en çok kimin yararlandığını ama işte diyorum ya, işte biz affederiz, biz bağışlarız. Tabii. Yolsuzluk yapsın bağışlarız, vergi vermesin bağışlarız. Veya yani yeter ki siyasete bir katkısı olsun. Gece kulübüne izin veririz çünkü gece kulübü sahibi ben der. Yani sevgili Mert, bunu söylediği zaman ben net söylüyorum ya, bir partinin kapatılmasına neden olması lazım ya. Gece kulübü sahibi diyorsa ki ben şu partiye şu desteği yaptım, yazıklar olsun diyorsa, bundan sonra bu parayı vermem diyorsa, ayıp ya bu ülkede. Yani daha nasıl olacak bu sistem? Bunların temizlenmesi lazım. O yardım alanların temizlenmesi lazım. Partilerin daha şeffaf olması lazım. Gece kulüpleriyle ülke mi yönetilir? Yani o nedenle diyorum ki nasıl olacak? Maaşlar tabii ki eşitlenir. Çünkü karşınızda dik duran, karşınızda toplumunun, Kıbrıs Türk halkının isteklerini, gereklerini, ihtiyaçlarını anlatan bir sistem yok ki. Karşınızda Ankara'ya gittiği zaman veya bir başka yere gittiği zaman kendi menfaatini, kendi statikosunu, kendi koltuğunu koruma amaçlı adımlar atan bir sistem var. Gülüm Mert, ne yapacaksın? Evet, bir başka eleştiri konusu, özellikle az önce de aslında değindin ama göç yasası. Dün yine bir başka eylem vardı. Bu defa öğretmenler meclis önündeydi ve kendilerini zincire vurdular. Sevgili Mert, hiç ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Bu eylem ya da bir başka eylem. Niye ama göç yasasıyla ilgili hükümetin tavrını sormak istiyorum. Yani hükümetin tavrı belli. Ya değişmemişsin istiyor. Şundan ilgilenmiyorum. Ya sevgili Mert, ne söyleyeceğim ya bu ülkede? Ya dün de söyledim. Şimdi bunu tekrar gibi algılanabilir ama tekrar etmekte fayda var. Çünkü biz gerçekten toplum olarak balık havzasıyız. Hemen unutuyoruz. Ya bu ülkede sendikaların, özel sektör çalışanları ve askeri ücretle çalışanlarla ilgili bir tane eylem yaptığını gördün mü sen ya? Bu ülkede basın senin, Gazeteciler Birliği'nin, TAK ve BRT çalışanların dışında çalışanların hakkını savunduğunu gördün mü sen? Bana ne ya, basın sen varmış, Gazeteciler Birliği varmış, yok kamu sen varmış, yok kıtams varmış, yok kütöz varmış, yok bana ne? Ben ne söylüyorum ya, bu ülkede ya devlet memuru olacaksın, ya devlet memuru olacaksın. Senin hakkını savunan bir sendikal, bir yapı olması için. O nedenle biz onları konuşuyoruz, onların reklamını yapıyoruz. Yani sendikalar bağlamış kendisini. Neye bağlamış? Ama ne söylüyorum ben sana ya? Özel çalışan için bağlamıyor ya kendisini. Devlete maaşı kim girer de ne kadar maaş alır da az alır maaş diyen onun için bağlıyor kendisini. Asgari ücretin açıklandığı gün bir tane sendika başkanı gidip de olarak biz bunu dünkü eylem gibi 10 tane sendika başkanı ve yöneticisi gidip de kendisini meclisin önünde bağladı mı? Ve eylem yaptı mı? Asgari ücretle geçinemez bu toplumda diyen. Yapmadı. O zaman biz ne yapıyoruz medya olarak? Basın sen açıklama yapıyor. Basın senin açıklamalarına yer veriyoruz. Niye? Basın sen TAK ve BRT'de çalışanlarla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman ortaya çıkıyor. Gazeteciler, bizleri aslında ben olsam özel sektörde ben yayınlamam. Niye yayınlayacağım? Yani özel sektörün hiçbir sorununa ilgilenmeyen sendikalar ve bu sistem nasıl olacak? Sen basın sen üyesin. Ben basın sen üyesiyim. Gazeteciler Birliği de üyesiyim. Hayır diyorum ki. Evet. Ama ben diyorum ki, sevgili Mert, neler yapıyorsun mesela? Sevgili Mert, nedir önemli? Benim şükrediyorum. Bazı şeylere, buradaki şeylere ihtiyacım olmayabilir. Ama benim arkadaşlarım çalışıyor bu kurumlarda. Benim arkadaşlarım ekmek yiyor bu sistemde. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben eğer bazı şeylere sahibim diyen konuşmama hakkına sahip olabilir miyim bu konuda? Ben basın üyesi olsam veya Gazeteciler Birliği üyesiyim diyen susacağım mı?
veya birileri bir şeyi götürüyor, onu size tepki mi vermeyeceğim? Şimdi burada TAK ve BRT çalışanların haklarını yenilsin anlamında söylemiyorum. Yenilmesin tabii ki. Onlar için de mücadele edilsin. Ama ben diyorum ki mesela basın sen veya Gazeteciler Birliği, özel sektör çalışanlarının da birliği ve şeyi olsun, sendikası olsun. Kamu sen, KÜTÖZ veya KITAMS veya bir başkası, özel sektör çalışanlarında sendikası olsun. Cumhuriyetçi Türk Partisi çok güzel bir adım attı. Ne yaptı? Az maaş alana çok para vereceğim dedi. Sendika başkanları ayağa kaldırdı ortalığı. E nasıl ya? Sen hani emeği savunuyordun? Hani sendika olarak sen bu ülkede, sendikalar olarak bu ülkede sen üyeni savunuyordun, hizmet sektöründe insanları savunuyordun? Nerede? Sıfır. Neden? Çünkü kendisi yüksek maaş aldığı için kendisinden kesiliyor. Hani ya eylem yapıyordun sen şey için, memurların için, üyelerin için? Üyelerin bırak da ya 2000 TL alıyorsa 2200 alsın. Sen 10.000 TL alıyorsan 50 TL al ya. 10.000 TL alıyorsun zaten 10.000 TL. Ya adam 2000'e geçiniyor. Sen 10.000 TL'ye geçinemiyorum psikolojisiyle toplumu germe. O nedenle ne oluyor biliyor musun? Sendikalar yarın bir eylem yapsın. O 50.000-60.000 toplanıyor da. Toplanıyordu. Kendi üyeleri gitmiyor artık. Bunu da sorgulaması gerekir. Peki. Şimdi pek çok konuda aslında sadece göç yasası üzerinde değil ama pek çok konuda ve ekonomik konularda ciddi eleştiriler alıyor hükümet. Mesela bazı adımlar atmaya çalıştı ama bunlar geri tepti. Mesela bu aradaki farkı, uçurumu, göç yasasının yaratmış olduğu bu uçurumu kapatmak adına hayat pahalılığı oranlarıyla ilgili bir düzenlemeye gidildi. Ama bu bir faydadan ziyade hükümete, hatta muhalefete söz bırakmayacak şekilde, muhalefet etmesine gerek olmayacak şekilde geri tepti. Enerjide petrol fiyatlarındaki düşüş oldukça geç yansıdı. Şu anda yükselme trendine girmişken özellikle Akdeniz'deki pek çok ülke biz daha yeni yeni düşüyoruz. Yani Türkiye'de zam haberleri, bizde indirim haberleri daha gelmeye devam. Yeni Düzen gazetesi. Şunu bağlayacağım. Evet, biliyorum. Ne demek istedim ama şuraya da getireceğim. Öte yandan aynı zamanda elektrikteki indirim de. Yani ekonomik konularda indirimi bindirim mi? Onun yorumunu yaparsın. Evet. Şunu söyleyeyim. Yani özellikle ekonomiyle ilgili yapılan adımlarla ilgili olarak toplumun menfaatine şeklinde değerlendirilen adımlar tam tersi etki yarattı hükümet adına. Yani keşke bu adımları atmasaydı, bu kadar çok eleştirilmezdi diyenler de var. Çünkü neden? Sayın Başbakan açıklama yaptı, %36 indirim yaptık dedi. Ortalık koro halinde, işte dar gelirleri de kapsıyor işte dedi. Facebook'ta ben bir yorum yazdım. Yorumun altına bir savunma mekanizması, dar gelirlerde bu işten yararlanıyor, işte halkı düşündü, vatandaşı düşündü dedi. İki gün sonra Kıptek bana, genel yönetim kurulu başkanı, Allah razı olsun kendisinden, dedi ki biz dedi dar gelir, İsmet Hakim Bey, dar gelirlerle ilgili olarak dedi, onların dedi kullandığı elektrikle ilgili, indirimle ilgili dedi, önümüzdeki günlerde çalışma yapacağız dedi. Yani dedi ki ben dar gelirliye indirim yapmadım. Ben bu ülkede 700 TL'yi ödeyene indirim yaptım. Nasıl yaptım? 650 ödeyecek. Adam 50 TL'yi ödeyemiyor. Sen indirim yapıyorsun. 50 kuruş. Ama sevgili Mert, toplumla, toplumun zihniyle, toplumun aklıyla dalga geçen bir sistem var. Ne yapıyorsun faturalara biliyor musun? Adamdan 50 TL'sinden 1 TL'ye yakın bir indirim yapıyorsun. Sokak aydınlatmasını ve maktu ücreti de en az 12 TL yükseltiyorsun. Ya dalga geçiyorlar gerçekten ya insanlarla. Gerçekten mantık almıyor. Yani ben bir şey söyleyeyim sana. Yani Sayın Başbakan bunlara nasıl görünmüyor veya nasıl bunların bu şekilde devam etmesine müsaade ediyor? Yani o nedenle mesela diyor ki Yeni Düzen gazetesi mesaj attı. Ben bunu Twitter'da da eleştirdiğim için söylüyorum. Dedi ki Türkiye'de zam geldi. Petrole Kuzey Kıbrıs'ta düştü. Evet. Çok güzel. O zaman Türkiye fiyatlarını değerlendirelim biz. Türkiye'de 70 TL'ye 75 TL veriyorsun. Ne söylüyorum ya? Türkiye'de bir tane milyar TL'lik iş adamı. Hemşehrim olduğu için tanıyorum. Buraya geldi. Kullandığı paketi sordum. 70 TL, 75 TL'lik paket kullanıyor. Telefon paketi. Buradaki platinum paketten daha fazla avantajları var. Mesela Yeni Düzen'in bunu da yazması lazım. Yeni Düzen gazetesinin
manşete koyması lazım. Demesi lazım ki Türkiye'de 70 TL kullanılıyor ama burada GSM operatörleri halktan 230 TL para alıyor. Ama Türkiye'de şartlar daha yüksek demesi lazım. Çünkü eğer ki Türkiye'yi biz baz alacaksak, böyle bir mesaj geçecekse, o zaman elektriği de koyacak, Türkiye'deki elektriği fiyatlarını da koyacak. Türkiye'deki bazı noktalardaki fiyatları da koyacak. Şimdi o noktada bir de şuna da işaret etmekte fayda var. Zira şimdi dediğimiz gibi indirim dalgası aylar önce başladı Türkiye'de. Daha bizde indirimin iyisi gündemde değil iken. Sevgili Mert, ne şimdi indirimi yapılıyor ya? Bu çok önemli. Bir şey söyleyeyim sana. Yapılamaz. Sen Kıptek'e 100 kişi daha aldın. 100 kişinin maaşını ödemen için bu toplumun 300 bin kişi, 300 bin vatandaşın çalışması gerekir. Bak arkadaş, ben yurttaş olarak konuşuyorum. Ben Sefa Karahasan, yurttaş olarak konuşuyorum. Ben ödemek istemiyorum arkadaş. 100 kişinin maaşının parasını ben maktu ücreti adında, sokak aydınlatması adı altında ödemek istemiyorum ya. İsyan ediyorum buna, tepki koyuyorum buna. Vatandaş olarak koyuyorum. Bunu bir parti ve bir başkası olarak algılamıyorum. Eğer ki bir Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili diyorsa ki orası kangren olmuş, o Kıptek yapısı kangren olmuş, orası çöküyor, orası Kıbrıs Türk toplumu yokuş aşağı sürüklüyor diyen yorumlar yapıyorsa, bunu ben vatandaş olarak yapmak zorundayım. Namus borcumuz dedi Cumhuriyetçi Türk Partisi. Daha önce Ulusal Birlik Partilerin çıkartmış. Hayır canım, başka yere al. Başka yere al arkadaş. Başka yere al. Yani bir de böyle gitme. Şimdi bu ülkeyi Ulusal Birlik Partisi ile Cumhuriyetçi Türk Partisi parselledi mi ya? Yani böyle bir anlayış mı da var? TDP'lisi, BKP'lisi, YKP'lisi, KSP'lisi, DP'lisi veya bir başkasının hakkı yok mu bu toplumda bir yerlere gelmek, bir şeyleri almak? Bir şeyler, sadece bu ülkede Cumhuriyetçi Türk Partisi veya Ulusal Birlik Partisi vatandaşları mı yaşıyor? Onların sempatizanlar mı yaşıyor? Böyle namus borcu veya böyle bir şey olabilir mi? O zaman Ulusal Birlik Partisi iktidara geldiğinde hepsini gönderecek. Onlar da Ulusal Birlik Partisi'ne desin ki bizim namus borcumuz desin. 100 kişi atsın Kıptek'ten veya bir kurumdan, oraya 100 kişi koysun. Bu resleşme hiç sona ermeyecek. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman niye iktidara geliyorlar? Neden iktidara geliyorlar? Veya sen kendi yoldaşın Rauf Ersenel'i görevden aldın. Pardon, istifa etti Rauf Ersenel. Evet. Rauf Ersenel'in bir sözü var orada. Çok güzel. Bununla ilgili ne yapacak hükümet? Merak ediyorum. Bir araştırma, bir hareket, bir başsavcılığı göreve çağırma, polisi göreve çağırma olacak mı? 800 dönümlük arazi diyor, peşkeş çekiyoruz diyor. Birileri kullansın diyen diyor. Ama diyor garibanlarla diyor uğraşıyoruz diyor. Sistem bu. Emeğin partisiysen, emeğin yanındaysan, bir Siriza olacaksan halkın yanında olacaksın. Sermayenin yanında değil. Siriza olmak için, Siriza'nın düşüncelerini yazmakla bu işler Sirizacılık olmaz. Veya Siriza'nın veya bir başka düşünürün, dünyaca ünlü ekonomistlerin düşüncelerini Facebook'ta, Twitter'da yazmakla bu işler olmaz. Facebook'la, Twitter'la bu ülkeyi yönetmeye kalkmasın artık ya kimse. İktidar milletvekillerini görüyorum sevgili Mert. Facebook'ta, Twitter'da birbirleriyle kavga ediyorlar. Yani ülke yönetiyorsun. Sen o zaman git mecliste, ne işin var senin? Git mecliste sun. Mecliste konuş. O milletvekili ona saldırıyor, o ona saldırıyor. Ondan sonra çıkıyor diyor ki bu yasa olmaz diyor, bu yasa diyor göç yasası diyor. Bunu söyleyen iktidar milletvekili. Ya değiştir o zaman. Barbaros diyor gitmeli diyor geri. Tamam güzel. Barbaros'un orada olması ile ilgili Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arasında yapılan anlaşmaya karşı çık o zaman mecliste. Ben göreyim senin erkekliğini. Ama yok, popülizm. Çünkü toplumu öyle bir şeyden yakalamışlar ki toplumun şey yapıyorlar sevgili Mert. Böyle bir deneme yapıyorlar. Ne denemesi yapıyorlar? Mesela sivilleşme diyorlar. Toplumda böyle bir hareketlenme varsa hemen onun üzerine yükleniyorlar. Ama sivilleşme dedikten sonra mesela diyorlar ki polis başbakanlığa bağlanacak. Tamam güzel, bağlansın. Buna asker de müsaade eder sivile bağlanmasını. Ama özür dilerim ama sen askeri döverek, askere sürekli hakaret ederek bunu yapamazsın. Sen yasa hazırladın mı? Yok. Bir çalışman var mı? Yok. Çalışma yapmışsın, sana başsavcılık demiş ki, başsavcılık olumsuz yanıt vermiş. Mektup yazmış başbakanlığa, demiş ki bu yasayı geçiremezsin, anayasaya aykırı demiş. Ama sen onu ısrarla kamuoyunda tartışmaya açıyorsun. Ama başsavcının sana yazı yazdığını bile bile. Niye? Popülizm olsun. Topluma popülizm aşılayarak
seçimleri elde edeyim veya Cumhurbaşkanlığında bir şey menfaat elde edeyim. Bu illa Ulusal Birlik Partisi için de geçerli, CTP için de geçerli, fark etmiyor. Ulusal Birlik Partisi'ne bakıyorsunuz şu anda, bazı milletvekillerinin yaptığı veya eski bakanların yaptığı açıklamaları görünce diyorum ki ben acaba bu Ulusal Birlik Partisi'nin milletvekilleri, eski bakanları 2 yıl önce ne yapıyordu? Mesela düşün, bununla ilgili imzayı atan bakanı çıkartın şu ekrana, göç yasası ile ilgili. O bakan burada şiddet ve hararetle diyecek ki bu yasa değiştirilmeli. Cumhuriyetçi Türk Partisi bize engel oluyor diyecek. İmzayı atan adam diyecek bunu. Kıptek'le ilgili olarak, elektrikle ilgili olarak imzalar atanlar şimdi çıkacak burada yanlış yapıyor hükümet, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya başlangıcını yapan sensin. Peki şunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Yunanistan'da bir seçim sonrasında Syriza, Radikal Sol İttifakı'nın bu zaferi, şimdi bizde de kendini sol olarak değerlendiren partiler arasında da bir heyecan yaratmışa benziyor. Ne heyecan aynı zamanda, onu da söyleyeyim, aynı zamanda da Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde de bazı milletvekillerinin aynı zamanda Syriza'nın başarısıyla övündüğünü, işte bunun dünyada ve aynı zamanda bölgede sol hareketine de ilham verebileceği şeklinde bir böyle övünç içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama hadi muhalefetteki sol partileri iktidara gelme arzusuyla bundan kendilerine bir pay çıkarma noktasında anlayabiliriz. Ama zaten hükümetteki bir parti içerisinde Syriza'nın başarısından övünmeyi nasıl değerlendiriyorsun ki? Mesela bugün Syriza'nın gelir gelmez attığı bazı adımlar var. Gerek popülist değerlendirmesi yaklaşıyor. Tamam, bir popülist yaklaşıyor. Evet, belki öyle ya da böyle ama sonuçta bazı çizdiği ya da çizmek istediği şeyler var. Milletvekillerine asgari ücreti dayattı, altından özel arabaları, korumaları aldı. Bazı böyle sembolik adımlar var. Bakanlık sayısını ona düşürdü gibi gibi. Evet. Yani Syriza madem bir heyecan yarattıysa bu heyecan acaba bugünkü sol parti, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Hükümet Partisi'ne nasıl yansır? Yansımalı mı? Niye yansıtsın ki Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne? Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidara gelmedi mi? İşte ben de onu söyledim. Tek başına da geldi iktidara. Sol. Bu ülkede tek başına iktidara sol geldi. Şimdi diyecekler, hadi ya sefa diyecekler. Geldi tabii ki. Mustafa Akıncı niye kabul etmedi Cumhuriyetçi Türk Partisi? 25 milletvekili oldu. Bir kişi de Mustafa Akıncı dedi ki ben tek başına dedi sizi destekleyeceğim dedi. Mecliste bütün yasaları birlikte çıkartalım. Ne bakanlık istiyorum, ne makam istiyorum dedi. Mustafa Akıncı Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne yani sol olarak tek başına iktidar olma şansı var mıydı? Vardı. Peki Sayın Mehmet Ali Talat o zaman başbakandı. DP ile iktidar kurdu, koalisyon kurdu. Yani biz toplumu gerçekten şey sanıyoruz ha. Toplum hiçbir, ya unutuyor sayıyoruz ya, balık havzalığı ya bizim. Genelde toplum olarak biz böyleyiz. O nedenle siyasetçiler konuşurken, bu ekranlarda konuşurken veya gazetelere röportajlar falan verirken şey yapıyor. Yani gerçekten bunlar hiçbir şey yokmuş gibi yapıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Syriza olması için çok daha yol alması gerekir. Ama bence Syriza şeyini kaçırdı, trenini kaçırdı diye düşünüyorum. Yani Syriza trenini kaçırdı çünkü o Syriza'ya toplumun verdiği gücü bulacak bir yapıya bu ülkede kimsenin ulaşacağını düşünmüyorum. Yani o toplumsal mutabakatı sağlayıp o toplumsal gücü arkasına alacak bir iktidarın zor olacağını düşünüyorum veya partinin zor olacağını düşünüyorum bu ülkede. Çünkü gerçeklerle bağdaşan, şimdi mesela şöyle bir şey var, Syriza'nın da popülist yaklaşımları çok var. Biz göreceğiz bunları. Syriza ciddi bir sıkıntı içinde. Ama Syriza gibi bir toplumu sürükleyecek bir partinin de bu ülkede olacağını düşünmüyorum. Yani ben hiç beklemiyorum açıkçası. Evet, peki devam edelim. Bir de Cumhurbaşkanlığı süreci var. Adayların artık birbirlerine yönelik de açıklamaları olduğunu görüyoruz. Biraz erken başladığı eleştirileri yapılıyor bu seçim maratonunun ama sen nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi ben Cumhurbaşkanlığı seçimlerini fazla takip etmiyorum sevgili Mert. Niye takip etmiyorsun dersen. Çünkü 5 yıl önceki Cumhurbaşkanı seçimlerini al, 10 yıl önceki Cumhurbaşkanı seçimlerini al, 20 yıl önceki Cumhurbaşkanı seçimleri al. Solun adayının ismini çıkart, şu anki adayı koy. Sağın adayının ismini çıkart, şu anki adayı koy. Böyle devam ediyor. Benim derdim ne biliyor musun? Ben şu anda araçla çıktıktan sonra neyi düşünüyorum biliyor musun? Biraz da yağmur yağıyor ya. Bu araçla çıktıktan sonra çukurlardan nasıl kaçarım da eve giderim veya çukurlardan nasıl kaçarım da gitmem gereken yere giderimi düşünüyorum. Yani çukur sorunu halledemeyen, elektrik sorunu halledemeyen, yol sorunu halledemeyen, su sorunu halledemeyen bir yapıda ben Cumhurbaşkanı olmuş, olmamış saygı duyarım. Ne zaman
ilgileniriz. Yoldaki Çukurcan'ı mı değerlendiriyorsun? Ben, evet, onunla, evet ben onunla değerlendiriyorum. Genel anlamda onunla değerlendiriyorum. Ya toplumu yönetenleri de onunla değerlendiriyorum. Yani beni seçimi heyecan duymuyorum. Ben seçimde niye heyecan duyayım ki? Yani neye heyecan duyabilirim? Şimdi bir cumhurbaşkanı adayı çıkıp da ben şunu yapacağım, bunu yapacağım diyor. Bakıyorum anayasada yetkileri yok. Ve bir başkası diyor ki şöyle şöyle olacak. Bakıyorsun onun tam tersi. O nedenle sayın adaylar son bir ay kala belki daha heyecanlı olur diye düşünüyorum. Şu anda konuşuluyor, sürekli konuşuluyor, sürekli açıklama yapılıyor. Bir de anlamadığım nasıl bir sistemse gazetelere, haberlere, televizyonlara öyle bir haber bombardımanı yapılıyor ki asıl önemli bir mesaj verdiği yerler kayboluyor. Nasıl bir ekipleri var bunu da hiç anlamıyorum. Yani düşünün bir haber geçiyor bir adaydan. Sabah saat 9'da geçiyor, 11'de geçiyor, 3'te geçiyor, 4'te geçiyor, 5'te geçiyor, 7'de geçiyor neyse. Ama bu ülkede bu haberleri, iyisini, önemlisini ortaya çıkacak bir sistem yok. Çünkü öyle bir çalışma ortamları da yok. Yani mesela her saat başı, her adayın açıklamasını aynı anda verebilecek veya adayın açıklamasını gazete sayfalarına edit yapabilecek, koyabilecek bir sistem de yok, bir şey de yok. Yani sonuçta hak verelim, sıkıntılar çeken bir medya sistemimiz var. Yani BRT veya TAK gibi bir olanaklara sahip olan medya sistemimizde yok. Peki bir başka konuyla devam edelim. Dün Ali Ağa'nın YYK üyeliği oylandı. Evet. Ve bir ters köşe diyebiliriz Ulusal Birlik Partisi adına. Ve meclisteki oturumu terk ettiler UBP'liler. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? CTP'nin önce onay verip sonra oylamada farklı bir... CTP onay mı verdi? Hayır yani hükümetin. UBP'nin. UBP'nin onay verdiği, evet, ve bunun da aynı zamanda mecliste görüşülmesine sıcak bakıldığı gibi bir değerlendirme var. Zaten komitede geçti. Komitede geçmese... Peki bunu nasıl değerlendiriyorsun? Valla bunu sevgili Ali Ağa daha iyi değerlendirecektir. Dün yazmış birilerinin kuyruk acısı vardı. Evet. Demiş o kuyruk acısı kimlerin var? Açıkçası dün takip edemediğim için bilmiyorum. Sevgili Ali Ağa'na sormak daha faydalı bence. Peki. Ulusal Birlik Partililer de bu konuda rahatsız olduklarını meclisi terk ederek göstermiş oldular. Peki Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili olarak da aslında çok da fazla ilgilenmediğini söyledin. Yani ilgileniyorum. Yani şu anlamda yani mesleğim icabı ilgileniyorum. Sırf şey görev. Görev olmasa ilgilenmeyeceğim. Ne söylüyorum? Yani toplumda ya şimdi sokağa çıkın. Sana göre vatandaş o zaman ilgilenmiyor. Evet. Vatandaşın başka derdi mi yok ya sevgili Mert? Vatandaş ya düşün ya bir kırmızıcık lambas bozuluyor. Siyah poşeti takıyoruz. Bir ay boyunca o kırmızı poşetle duruyor. Yani bu vatandaş bunlara görüyor ya. Vatandaşın başka işi mi yok? Vatandaş ekmek derdinde, can derdinde. Şimdi biri cumhurbaşkanı olacak, o cumhurbaşkanı olacak derdinde değil. Vatandaş bunun derdinde. Türkiye'de de çünkü vatandaş şunu görüyor. Kim gelirse gelsin göreve değişmez. Evet. Ha şey değişebilir. Belki duruşlar değişebilir. Yaklaşımlar değişebilir. Ama politikaların değişeceğini söylemek gerçekten toplumla alay etmeyi anlamıyor. Zaman zaman sistem eleştirileri yapılırken bir de başkanlık sistemi şeklinde tartışmalar da ülkemize zaman zaman türer biliyorsunuz. Olur. Son zamanlarda da yine böyle bir durum söz konusu. Sana göre başkanlık sistemi midir ülkenin çaresi? Ya bu ülkeye başkanlık sistemi gerekli. Neden gerekli biliyor musun? Yani düşün ya küskü ülkede 10 bakan, 50 milletvekili, onlarca müsteşar, müşavir... Böyle bir sistem devam ediyor. Bunun tamamen ortadan kaldırılması lazım. Ama biz başkanlık sistemi gelir de bunları yaparız, çözüm olur da bunları yaparız, şu olur da bunları yaparız, bahaneler üreterek, bahaneler üreten bir toplum olmamız yerine şu andaki sorunları halletmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben üzülüyorum ya. Dere boyunda kafelerde, restoranlarda oturan müşavirlerin, benim yaşımdaki müşavirlerin 7-8 bin TL alarak oturmasına üzülüyorum. Bu topluma yazık ediyoruz diyorum. Şimdi biz bunları söyledikten sonra da insanlar bakıyor böyle bazıları güzel diyor, bazıları diyor ki ne olacak sana ne yani alsın diyor. Ne olacak 7 bin TL alsa ne olacak diyor. Nasıl olsa bak sistemden beslenenler, bak sistemi yönetenler bugüne kadar hiçbir şeyin toplumun yararına olması için yapmadı, değiştirmedi. Neden? Çünkü gerek yok. Nasıl olsa bak, maaşa zam yapılacaksa kendi kademesinde yüksek bir şey varsa nasıl olsa halk ödüyor. Elektrik kurumuna 500 kişi al, kim ödeyecek parasını? Kim ödeyecek? Halk ödeyecek. Siyasetçinin cebinden mi çıkıyor? Adam veriyor 1000 TL'yi adamı maaşa. Namus borcu ya.
300 bin kişi ödesin. Kıbrıs Türk Ayolları 500 diyelim 300 kişiyle çalışırken çıkartıyorsa onun sayısını 2 katına, 3 katına nasıl olacak? Nasıl olsa bedelini ödedi. Kıbrıs Türk ödüyor. Nasıl ödüyor bedelini? Oradaki şirketi batırıyorsun, kazanç yollarını kesiyorsun, onları devlet memuru yapıyorsun orada çalışanları. Devlet memurunu yapman gerekirken halka yapman gereken yatırımları dan keserek yapıyorsun. Veya diyelim Güzelyurt'a yol yapıyorsun, bu çift şeritli yolu. Yolu 3 defa açtırıyorsun neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na, dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a. Niye? Çünkü oraya gelen kaynakları maaşlarda kullanıyorsun, sağda solda kullanıyorsun. O yolu bir türlü bitiremiyorsun. Peki devam edelim. Bir de Kıbrıs'a onu ilgilendiren başka gelişmeler de yaşanıyor. Yanı başımızda İngiliz Yüksek Komiseri Todd'un izolasyonlarla ilgili açıklaması büyük yankı uyandırdı. Güney medyası bugün bunları yazıp çiziyor birkaç gündür. Böyle bir baskı da oluşturmaya çalışılıyor. Kim izolasyon kelimesini ağzına alsa Rum tarafında büyük bir hemen bir karşı atak başlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yönelik olarak da son yapmış olduğu raporunda BM Barış Gücü Askerlerinin görev süresiyle ilgili raporunda yine izolasyon ve aynı zamanda ambargolarla ilgili açıklamaları tepki görmüştü. Giderek dışarıdan bu yönde açıklamalar gelmeye devam ediyor ama biz sadece bunları izleyen tarafız. Valla sevgili Mert. Sen nasıl yorumluyorsun ve güneydeki yansımaları nasıl okuyorsun? Sayın Todd'un açıklamasını Rusya ile Güney Kıbrıs'ın yakınlaşmasının sonucunda olduğunu düşünüyorum. Rusya Güney Kıbrıs üssü olayında bir yakınlaşma yaptı. İngilizlerin de orada üstü olduğu için hemen bir bu şekilde bir sopa gösteriyor. Evet. İngiltere isterse Kıbrıs Türkler üzerindeki izolasyonlar kalkar arkadaş. Net. Amerika isterse Kıbrıs Türkler üzerindeki izolasyonlar kalkar net. Bana kimse yok öyle dediğim yok kalkması gerekir demesin. Yani bütün bunlar maksatlı bir mesaj. Şimdi ne yapıyor? Todd şeyi kullanıyor, bizi kullanıyor. Yani evet. Kıbrıs Türkleri kullanıyor. Diyor ki siz diyor Rusya ile yakınlaşırsanız bak diyor ben de Kıbrıs Türklerini bu şekilde yaparım. Yani sırf şey sopa olarak gösteriyor Kıbrıs Türkleri. Yani büyük devletler kendi çıkarları için kullanıyor. Evet. Yani ben fazla itibar da etmiyorum. Ha, tepkiler önemli. Yani Güney Kıbrıs'ta Anastasiye Edis'in veya bütün muhalefetin tepkileri vermesi önemli. Ama ben beklerdim ki sadece Dışişleri Bakanı Sayın Özgün Nabi'den bu Todd'un açıklamasına destek gelmesin. Bütün muhalefet partileri topyekün olsun, Todd'un açıklamasına destek versin. BKP'si, TDP'si, CTP'si, UBP'si. Gidip görüşmeye çalışsınlar, temas kurmaya çalışsınlar. Hepsi destek versinler. Evet. Ya bizde böyle bir uyuşukluk da var. Yani niye? Ya seni destekleyen adama bile sahip çıkamıyorsun. Ne amaçla yaptıysa yaptı, önemli değil. Todd böyle bir açıklama yaptı mı? Bugün sadece Özgün Nami'nin açıklaması var bu yönde. Var mı ya Ulusa Birlik Partisi bir bildiri yayınlasın? Todd'un arkasındayız. CTP parti olarak bir bildiri yayınlasın. Özgün Nami Sayın Bakan'ın arkasından sığınmasın. Todd'un arkasındayız. TDP, Todd'un arkasındayız diyen Kıbrıs Türklerin haklarını savundu diyen bir bildiri yayınlayabilirler mi? Var mı? Yok. Niye? Çünkü bu belki CTP'ye hizmet eder diye düşünürler. Yani şöyle bir şey de var, algı da var. Şimdi Cumhuriyetçi Türk Partisi çok güzel şeyler yaptığı zaman Ulusal Birlik Partiler hemen bir harekete geçiyor. Veya muhalefet bir harekete geçiyor. Niye? Çünkü güzel bir şey yaparsa, toplum benimserse oy kaybederim diyen onu tam tersi söylüyor. Ama biliyorlar onun güzel olduğunu. Böyle bir yapı da var. Bu yapıyı da kırmak gerekiyor. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yaptığı güzel şeyler yok mu? Çok var. Ama ne yazık ki ben en büyük sıkıntının, geçen de Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne yakın, çok yakın, iyi analizler yapan, partiyle ilgili iyi analizler yapan bir gazeteci dostumla sohbet ediyordum. Aynen şunu söyledi. Yani Ulusal Birlik Partisi'nin Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne veya diğer muhalefet partilerin Cumhuriyetçi Türk Partisi iktidarına muhalefetlik yapmasına gerek yok. Çünkü kendi parti içinde zaten ciddi bir muhalefet var. O muhalefetlerle uğraşıyor. O nedenle ne oluyor biliyor musun? O senin az önce bahsettiğin, mesela Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin iktidarının yaptığı, attığı adımlar, elektrikte indirimler veya bir benzinde, doğalgazda, şurada burada neyse yapılan hayat bütün adımlar, indirimi. Hayat pahalılığıyla ilgili tüp gazda falan yaptığı indirimler ne oluyor? Kayboluyor. Hatta tepki olarak bile geri dönüyor. Tabii şundan kayboluyor. Çünkü bir milletvekili tutuyor ucundan, diyor ki böyle bir indirim olmaz. Bir milletvekili diyor ki biz diyor indirim yaptık. Kıptek başkanı çıkıyor diyor ki başbakanı yalanlarcasına
biz diyor dar gelirlerle ilgili indirim yapmadık. Ne yapsın? Yani nasıl bir, ben anlamıyorum ki. Yani zaten iktidar içinde muhalefet olduğu için ya bu ne bizim iktidara muhalefetlik yapmamıza gerek var. Ne muhalefetin muhalefeti. Ne muhalefetin hiç gerek yok. Evet. 2009'u görüyorum ben. Bunu söylediğim zaman da kimse alınmasın. 2009'da da aynı şekilde Ulusal Birlik Partisi hiçbir muhalefet yapmadan iktidara gelmişti. Aynısı olacak. Yani aynısı olur. İlk seçimde Ulusal Birlik Partisi birinci çıkar. Neden? Gerek kalmıyor. Çünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi yapıları öyle bir muhalefetlik yapıyor ki. Şimdi düşün, biz burada Sayın Sibel Sibel'le ilgili olarak bir olumsuz düşünce söylesek hemen bizi topa tutarlar. Sevgili Mert, sen şucusun, sen bucusun der. Ama Sayın Sibel Sibel'i kendi milletvekili, kendi partisinin içinde ciddi bir muhalefet tepkisi, neredeyse Ulusal Birlik Partisi'nin vekillerin bile söylemeyeceği tepkiyle karşılaşır. Ama o CTP'nin haklarını, hukuklarını savunuyor derler. Ben bazen inanıyorum. Neye inanıyorum biliyor musun? Acaba diyorum Cumhurbaşkanı Sayın Eroğlu'nun kazanması için mücadele eden CTP'ler var mıdır? Bunu bile sorduruyorsa bir gazeteciye. Ya bunu. Bir gazeteci yani bunu soruyorum da buna hiç, bir... hiç şey hayır cevabı almadım ama. Yani yoktur cevabı almadım pardon. Yani sorduğum kişilerde yani en yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza sorduğumda yok cevabını almadım. Evet peki. Bir başka farklı konuyla aslında devam etmek istiyorum sana. Belki sorulmadı ama Akkuyu'da kurulacak olan nükleer santralle ilgili olarak ne söylemek istersin? Ciddi bir tepki var. Hükümet kanadı içerisinde de var ama bu hükümet adına dillendirilmiş değil. Yapılan akademik çalışmalar da sonuç vermiş. Bugün de paylaşılmış medyada. Bu konuyla ilgili ciddi bir eleştiri var. Sen bir gazeteci olarak nasıl bakıyorsun Akkuyu'ya ve Kıbrıs'a etkilerine? Şimdi şöyle bir şey var. Ben her zaman şey bakıyorum. Nedir? Bu konulara şüpheyle yaklaşıyorum. Çünkü ne yazık ki bu ülkede bilimsel bile olsa, farklı bir çalışma bile olsa menfaat koruma üzerine yapıldığı için bilimsel olarak bakıyorum. Yani bilimsel olarak bakmıyorum, kuşkuyla bakıyorum. Ya düşün su gelecek, adam diyor ki su gelecek diyor, doğa tahribi olacak diyor mesela. Saçmalıyor bir tanesi çıkıyor. Yani su gelecek diyor. Doğa tahrip olabilir. Ama bir dakika, şimdi şöyle bir şey var. Geçeceği yer bellidir. Bunun sıkıntıları var. Doğa tahrip olur, olmaz veya su gelirse ne olur, su gelmezse ne olur ortaya koymadan yapıyor bunu. Bunu koyarsın ortaya. Dersin ki su gelecek, şu olacak. Yani şu şekilde olacak. Yani popülist bir cümleyle doğa tahrip oluyor dediğin an işin içinden çıkamazsın. İşin içine siyaset giriyor diyorsun. Girdirmeyeceksin arkadaş. Yani niye girdiriyorsun? Peki nükleerle ilgili olarak Siyasi... şimdi düşün mesela bu ülkede mesela o nükleerle ilgili açıklama yapanların %80'ini söylüyorum sana Akkuyu'ya gitmemiştir, görmemiştir orayı. Akkuyu'ya gidip ne yapacaksınız? Abi gideceksin ya, fark etmez. Göreceksin o doğa. Hayır, askeri alan orayı olarak. Göreceksin. Ya askeri alan askeri deme. Bir alan. Alan olarak deme. Evet, ya tamam dışarıdan bak. Ya bir yere gitmen lazım. Ya o zaman şunu söyleyeyim, biz okullara gitmeyelim, üniversitelere gitmeyelim. Programa gelmeyeyim, telefonda bağlanırdım sana. Niye beni çağırdın ki? Stüdyoya geldim. Ya bir nedeni vardır. Bir tane hocam yazmış, ben dedim ki Sirizay'ı dedim. Yunanistan'a, bir defa Yunanistan'a gitmeyenler Yunanistan'la ilgili yorum yazıyor. O da demiş ki gitmek mi gerekiyor? Tabii ki gitmek gerekiyor ya. Yani gör orada toplumu. Ben çok gidiyorum, 6 ayda bir gidiyorum. 5 ayda bir gidiyorum mesela Yunanistan'a. Oy verenin de gerçekten oy verdik ama çok sıkıntı yaşayacağımızı biliyorum diyen insanlarla konuşuyorum. Sadece internette yazanı, televizyonda konuşanını söylemeyeceksin. Peki Akkuyu'yla ilgili... Akkuyu'yla olarak da gideceksin. Abi gideceksin, göreceksin, bilimsel bir çalışma yapacaksın, çıkartacaksın ortaya. Ama Türkiye'nin şartlarıyla birlikte çıkartacaksın ortaya. Evet. Sadece kendini düşünerek değil. Şimdi ama yani son olarak bilim adamlarının katıldığı santral ve etkileri konferansı Akkuyu'ya ilişkin olarak bir sonuç raporu çıkardı. Nerede bu içinde bilim adamları nerede da katıldı. Yapmış? Daha önce yapılmıştı. Bununla ilgili sonuç bildirgesi yayınlandı. Bugün de medyaya da yansıdı bu. Şimdi önemli olan şu. Evet gidip yerine görmek gibi şeylerden bahsediyorum. Şu anda olan bir tesisten bahsetmiyoruz. Muhtemel bir nükleer santralin yansımalarından bahsediyoruz ama bunun kime ne faydası olabilir? Sevgili Mert, onu soruyorum. Bunu, yani bunun kim neden bunun, burada popülist bir açıklama yapmış olabilir? Bunun çözümü ya olabilir. Çözümü nasıl olabilir biliyor musun? Her konuyu Türkiye karşıtlığına getirmezsen her sorun çözülür. Ama sen Akkuyu üzerinden Türkiye karşıtlığı, Türkiye'ye karşı bir politika gütme çıkarsan Akkuyu da çözülmez.
başka bir sorunla çözülmesi. Türkiye'de de aynı şekilde. Hayır, olabilir. Türkiye'de de aynı şekilde. Ama, eleştiri. Tamam, eleştiri var, tepki var, yok değil. Ben Kuzey Kıbrıs'a bakıyorum sevgili Mert. Ben Kuzey Kıbrıs'a yorum yapıyorum. Türkiye'de olsaydım Türkiye ile ilgili yorum yapardım. Kıbrıs Türkleri de dinlemek gerekir. Bakalım ne peki, diyor derdim. Peki bu konuyla ilgili bir değerlendirme, bir çalışmanın var mı? Bir haberin var mı? Yok, ben yapmadım açıkçası. Evet, yani ilgilenmiyorsun. İlgilenmedim. Yani ilgilenmiyorum değil, ilgilenmedim. Yani bugüne kadar da hiç bakmadım. Evet, peki. Bu konu önemliydi çünkü hem su hem nükleer projesi ikisi birlikte. Valla yani ikisi tamam, birlikte nasıl değerlendiriyor anlamıyorum ki. Ha, eleştiri olarak anladım. Sen de onun altına çizmiş oldun. Yani ama şu var mesela Akkuyu ile ilgili olarak da hep Türkiye karşıtlığı yapılıyor. Mesela son işte Vakıflar İdaresi'nin şeylere ihaleye çıktı. Vakıflar İdaresi Başkanı da baskı yedi, yoldaşları kellesini aldı. Yoldaşları kellesini aldı cümlesini kullanıyorum. Yoldaşlar kızmasın. Kendisi kullandığı için söylüyorum ha bunu. Yani CTP'ler kullandığı için yoldaşımızın kellesini aldık gibisine. Yoldaşlar kellesini aldı. Menfaat işte bu kadar tehlikelidir. Fark etmez yoldaş moldaş, dinlemez arkadaş dost. Arkadan vurur hançeri gider. Yeter ki menfaate bulaşma. Yeter ki o menfaatten tatma. Yeter ki toplumu düşün. Toplumu düşünmezsen menfaatten tattığından gidersin. Yoldaş falan demezsin. Burada Vakıflar İdaresi'nin bütün vakıf mallarının şeyi restorasyonu ile ilgili bir sıkıntı vardı. Hepsini de Türkiye yapacak bütçesinde sağladı. Ama Vakıflar İdaresi Başkanı bir saat önce veya iki saat önceden haberi oldu bu konudan. Gidildi, imza atıldı. Herkes Vakıflar İdaresi Başkanı yüklendi. Vakıflar İdaresi Başkanı'na isyan etti. Ama en suçsuzu hiç konulardan haberi olmayan neredeyse kendisi. Çünkü Başbakanlığa gidildi. 3 saat, 2 saat önce imza atılacak diye de atıldı. Ya çok güzel şöyle bir mantık da var ya. Adam diyor ki ya tamam ama Türkiye'ye biz diyoruz ki hiç öneri göstermiyoruz. Sen parayı ver bize. Vakıflar İdaresi Başkanı, yönetim kurulu başkanı istifa eden diyor ki sen bize parayı ver diyor şu andaki sistem, eleştirenler. Biz parayı alalım, kendimiz ihaleye çıkalım, kendimiz yapalım. E peki o zaman ben de diyorum ki ya bu kadar Türkiye'ye kafa tutuyorsun, bu kadar her şey bizim, biz iradeliyiz diyorsun. Ben olsam beklerdim şunu, iptal ederim anlaşmayı. Neden iptal ederim? Derim ki arkadaş Ankara'da açılmasın bu ihale, iptal ediyorum. Bütün vakıf mallarını ben kendim bütçemden sağlayacağım derim. Çağırırım şeyleri, buranın inşaatçı şunu bunu neyse bu işleri yapacakları. Derim ki siz girin, biz yapacağız. Ya parayı bana ver. Hiç sorgu sorma. Benim istediğim gibi olsun bir mantık anlayışı var mı? Ha, diyelim ki bunu bu şekilde rencide edecek şekilde davranacağına bu medya üzerinden Türkiye'ye karşı bir ferahen yapacağına gidersin büyükelçiliğe veya gidersin bunun bu işleri yapanlara kimse kendini anlatırsın. Ya buradaki dinlemezse Ankara'ya git, Ankara'dakini anlatmaya çalış. Ama sen şimdi medya üzerinden kafa tuttuktan sonra Ankara'daki seni dinlemez. Dinlerse hata yapar. Efelenmeye devam edeceksin. Yani o nedenle bu ülkede de böyle bir sıkıntı da var. Akkuyu ile ilgili olarak, santralle ilgili olarak. Ya sen git, anlat Ankara'ya ve bir başka yere anlat. Kimse muhatapların onlara anlat, anlattıktan sonra eğer bir ilerleme sağlayamazsan kamuoyuna bir tepki ver. Ama sen önce Türkiye'ye çakıyorsun, meydan okuyorsun, ondan sonra da Ankara'dan şey diliyorsun. Acaba Türkiye'nin genel olarak, Türkiye'nin dışındaki ülkelerdeki vakıf mallarının restorasyonuyla ilgili projede sistemin bu şekilde işleyişiyle ilgili bir farklılık olmadığından kimler haberdar? Yani ya şey söylemez sana ya Türkiye'de alabilirsin. Türkiye diyebilir ki pardon. Bu ihale burada da açılsın diyebilir. Bütçeyi de kaynağı da sağlayabilirim diyebilir. Ama bunu anlatma biçimi vardır. Bunu konuşma biçimi vardır. Ya ikide bir etik dersi veren bazı gazetecileri de görüyorum. Bu topluma etik dersi veren gazetecileri de görüyorum. Arkadaş böyle bir meydan okuma olamaz ya. Yani meydan okuyorsun, güzel, çok güzel. Ama o Türkiye'li yetkilinin karşısına gittiği zaman tam tersini söylüyorsun. Siyasetçi de böyle var.
Niye tam tersini söylüyorsun? Peki şuna ne diyorsun? Sayın Başbakan ihalelerin Ankara'da açılmasıyla ilgili olarak tamam da niye imza attın? İşte imza atıldı. Şimdi ülkeye geri döndü. Tepki çekti. Evet. Şimdi yarın tekrar Ankara'da bir makam bu konuyla ilgili olarak bir gündeme geldiğinde Sayın Başbakan'ın pozisyonu ne durumda olacak? Sayın Bülent Arınç'ın belki buraya adaya yapacağı ziyarette belki gündeme gelecektir. Ama ben diyorum ki bu gelecekteki ilişkileri sıkıntıya düşürür, rencide eder. Hükümetin elini de zayıflatmıyor. Gelecekte size güven zafiyetine neden olur. Siz bakkal dükkanı yönetmiyorsunuz. Kim olursa olsun bu. Bu muhalefet için de geçerli, iktidar için de geçerli. Ya siz bakkal dükkanı yönetmiyorsunuz, belediye meclisi yürütmüyorsunuz, belediye yönetimi veya bir şeyi yönetmiyorsunuz. Siz atacağınız adımlarda devlet adabına yakışacak adımlar olacak. İki devletli bir ilişki istiyorsan iki devletli ilişkiden bahsedeceğiz. Nasıl olacak? İmzayı attığın zaman imzanın arkasında duracaksın. Eğer imzanın arkasında durmuyorsan imzayı atmayacaksın. Yani şimdi Ulusal Birlik Partisi bu göç yasasına imza attı. Şimdi çıkıyor mecliste diyor ki değiştirin. E nasıl ya? Sen nasıl bir mantıksın? Nasıl bir muhalefetsin? Sen attın ya imzayı buna. Sen niye arkasında durmuyorsun bunun? Niye? Sırf Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni zora sokarım. Belki sıkıştırırım diye. Böyle bir şey olabilir mi? Veya şeyle ilgili, Barbaros'la ilgili veya bir başka çalışmayla ilgili imzayı atan şeysin. Ulusal Birlik Partisi. Niye şu anda sağlam bir şekilde sahip çıkmıyorsun bunlara? Niye? Peki. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin işine yarar. Ya böyle bir, ya o nedenle yok yani sevgili Mert. Zor Türkiye'de işimiz. Genel seçimler yaklaşıyor. Bugün de son gün artık istifalarla evet. ilgili olarak. Bu arada Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Halil İbrahim Akçan'ın da görevine devam ettiği haberi ulaştı. Bu konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapmak ister misin? Valla ben Sayın Akçay'la konuşuyordum ki dün de takip ettim bu konuyu. Sayın Akça'nın Kuzey Kıbrıs'ta kalacağı yönünde bilgi aldım. Hayırlısı olsun. Yani açıkçası Sayın Büyükelçi ile ilgili böyle bir karar varsa, Sayın Büyükelçi burada kalıyorsa bize ancak hayırlısı olsun demek düşer. Genelde elçilik değişiklikleri özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında nasıl bir iletişime ya da yeni bir döneme işaret edebilir? Yani elçiliğin değişmesi ya da ya. Şunu söylüyorum. Yani bir elçiliğin değişmesiyle ilişkilerin yeniden başlaması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Ya da bundan etkilenebilir mi aynı elçiliğin devam etmesi? Bence sadece nüans farkları olabilir. Ama devletin işleyişinde, kuralların işleyişinde farklı bir şeyler olmaz. Nüans farkları olabilir sadece. Evet, peki. Bu yorumu da almış olduk. Teşekkür ederiz. Programımızın sonuna geldik. Varsa son olarak vermek istediğim mesaj. Çok teşekkür ederim. Ben açıkçası bu ülkede Kıbrıs Türk halkını düşünen yapıların görevde olmasını çok arzu ediyorum. Ya şu soruyu da sorsun buradaki. Gerçekten halk şu soruyu sorsun. Mesela Suudi Arabistan'da şu andaki GSM operatörünün başında 20 milyar dolarlık neredeyse bir servet, yani Kuzey Kıbrıs'ın neredeyse 5-10 katı değerinde bir şirketin CEO'su Kıbrıs'ı Türk. Maliye Bakanlığı'nın müdürünün kardeşi. İngiltere'de Cardiff'in başkanı Kıbrıs'ı Türk. Veya bir başka yerde bir müdür Kıbrıs'ı Türk. Çok müthiş bir beyinler var, müthiş insanlar var. Neden acaba Kuzey Kıbrıs'ı seçmiyorlar? Bunun bir sorusunu yapsınlar. O insanların Kuzey Kıbrıs'a gelip burada mücadele, burada bu halka hizmet etme noktasında neden sıkıntılar var? Bunun sorusunu sandığa giderken sorsunlar. Bu ülkede öyle yapılar seçsinler ki YAGA'ya, yatırım ajansına müzik öğretmeni atanmasın. Tiyatrolara fizik öğretmeni atanmasın. Veya bir başka kuruma sırf bir ilçe başkanının veya örgüt başkanının oğlu diyen vasıfsız biri atanmasın. O zaman bu ülkede bir atanmasın, o zaman bu ülkede bir gerçekten bir ilerleme sağlanır ve toplum olarak kazançlı çıkarsınız. Toplum olarak sürekli bedel ödemesinler. Ödememeleri için de sandığa gidince düşünsünler. Ya toplum olarak ben desin, 1000 TL elektrik yakana yapılıyor 50 TL indirim, 100 TL indirim, 50 TL, 100 TL elektrik yakanı garibana 1 TL 50 kuruş indirim yapılıyor. Bunu görsün ya halk. Genel anlamda görsün. Mesela desin ki ya bu UBP'de
imza atan bu göç yasası denilene imza atanlara da hesap versin ya. Hesap sorsun sandıkta. Şimdi sen sırf CHP eleştirmek için böyle davranıyorsun ama arkadaş sen zamanında UBP iktidarında buna imza attın diye hesap sorsun sandıkta. Bu toplumda şövenist, popülist, geçinenlere hesap sorsun. Yoksa gerçekten toplum sürekli bedel ödemeye devam edecek. Toplumda bir şey yok. 12 milyar mevduat varmış bankalarda. Bu para kimin? 12 milyar mevduat. Bu para Yeşilırmak'ta, Karpaz'da, Dipkarpaz'da veya bir başka köyde, Alayköy'de, şurada, burada geçinmeye çalışan Ahmet dayının, Fatma ninenin değil. Peki, teşekkür ederiz. Güzel bir mesaj oldu. Son olarak vermiş olduğun mesaj. Ben teşekkür ederim. Programımıza katkı koyduğun için teşekkür ederiz bir kez daha. Değerli izleyenler, Odak Noktası'nı bu sohbetle birlikte sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yayın akışımız içerisinde haber bülteni var saat başında. Yarın saatler 12 gösterdiğinde ise yeniden yeni bir konuyla farklı bir gündem maddesiyle Odak Noktası'nda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.